Koçları böyle biraz geniş uyarır mısın? Yani tabii ki tabii daha ki. Daha kapsamlı söyleyelim çünkü görüyorsunuz. <laughs> Söylemeye gerek yok. Şimdi e, sinir sisteminizin ve gerildiğinizin farkındayım. E, haritaları incelerken sevgili koçlar, yükselen koçlar. Bu hafta öyle bir hafta ki bu dönem aşkta huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Hoş olmayan bazı durumlarla da karşılaşmanız mümkün. Yani yeni tanıştığınız kişilere karşı dikkatli olun aman diyorum. Tanımadığınız insanları özelinize dahil etmemeye özen göstermeniz gereken 7 günlük bir süreç var önümüzde. Haftaya pazartesi gününe kadar lütfen Merkür burcunuzda gerilemekte. Aynı zamanda gezegenlerin kombinasyon etkisiyle birlikte haftaya zaten ki ay yengeç burcunda iken yücelir. Örneğin ay yengeç burcunda olduğu günleri ben çok severim. Neden severim? En yüceldiği burçtadır. Yengeç'tedir. Dolayısıyla sizin bu hafta evinize ailenize, yuvanıza, sevdiğiniz işlere konsantre olup odaklanmanız gereken çok önemli bir haftadasınız. Şimdi bazı arkadaşlarınız tarafından ihanete uğramış olabilirsiniz. Belki hafta sonu cuma akşamından beri duymaya başladınız. Sardım sarmaladım en zor günlerde bile yanında oldum dediğiniz ...dostlarınızın nankörlüğünü görmüş ve duymuş olabilirsiniz. Ve bu durum, şimdi koç haksızlığa tahammül edemeyen bir Hiç. burçtur. Hakikaten e, dostunun, arkadaşının bir şeye ihtiyacı olduğunda... ...koşulsuz, karşılıksız, menfaatsiz koşar. Hiçbir şey beklemez. Bir de koç, e, koça sorduğunda onun için herkes iyidir, evet. kendi iyi ya... Herkes iyidir. Bir de uyaramazsın onu arkadaşları konusunda. Bak dikkat et. Bana güven vermiyor. Seni üzebilir, seni kırabilir dediğinde... ...ya sen öyle görüyorsun. Dünyanın en tatlı kadını... Evet. ...ya da dünyanın en ahlaklı adamı gibi... E, ...sizi bile ikileme düşürebilir uyardığınızda. Ama koç kendini nasıl olgunlaştırıyor? E, tırmalandığında, haksızlığa uğradığında... Gerçekten canı yandığında bir ilişkiyi de noktalıyorsa net noktalıyor. Yani koç için bir beraberlik bir dostluk vardır ya da yoktur. Ya devam eder ya biter. Dolayısıyla bu hafta uğradığınız haksızlıkları, konu yapıp mevzu yapıp kendinizi suçlayarak yaşam enerjinizi kirletmek yerine, Hı. Sizi üzen kişilere tecrübe kazandırdı bana çok şükür. Değin geçin. Yani hiçbir şey sizin can sağlığınızdan, akıl sağlığınızdan daha önemli değil. Şimdi ne yapalım? Olmuşla ölmüşün çaresi var mı? Yok. Yok tabii. Yaşadığınız bütün şanssızlıkları kendi psikolojiniz ve ruh sağlığınız için affederek, özgürleşerek bırakın. Kesinlikle bırakın ki cuma günü Güneş burcunuzdan ayrılıp Boğa burcuna geçmesiyle Jüpiter'in Uranüs'te Boğa burcunda kavuşum enerjisiyle kişisel finansınızla ilgili önemli, şanslı fırsatlar aniden karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda bu merkür gerilemesinin bitmesini bekleyin, yeni işlere, yeni arkadaşlıklara başlamayın. Haftanın spotu, düne üzülüp bugününden olma. Hmm, tabii. Düne üzülüp bugününü mahvetme. dün derdini bugüne taşıma. Taşıma. Dün dünde kalsın. Acısıyla, tatlısıyla. Her türlü yani. Her Yaptığın türlü. başarı da dünde kalsın. E, uğradığın zarar da dünde kalsın. Bir de Sesi şunu bugün yeni bir gün. önermek istiyorum ben koçlara. Bu hafta sizinle eleştiren ve sizinle tartışan kişilere... E, ...fikrinizi anlatmaya kalkmayın. Ne söylerler söylesinler gülün. Gülümseyerek cevap verin. Sen öyle görüyorsun. Sen öyle düşünüyorsun. Karşında seni çıldırtmaya çalışan daha çok çıldırır. <laughs> Sen öyle görüyorsun. Ben bunu hep yaparım. O senin fikrin. <laughs> Yap geç. Karşındaki senin... insan sinir olur yani. Tabii ya yani, düşünsene. O kötü, bu kötü, şu kötü. Buna dikkat et. Burada hata yaptın. Ben zannetmiyorum. Sen öyle görüyorsun. <laughs> Yap yıl, geç. Yıl, sinir et. <gülüyor> <gülüyor> Efendim sevgili boğalar. Canlarım. Zirvedesiniz. Evet. Zirvedesiniz de... Hak ettiler ama Nur. Ama ne... Hakikaten hak ettiler. Ne hak ettik biliyor musun? Bir, bir, bir sürü sinsirella. Yani uğraşmayan kalmadı bu aileye. Vallahi ben kalmadı. Ben şimdi şey demeyeyim. Vallahi şu ekrandayım. Her gün bu ekrana çıktım ama. Şimdi geriye dönüp yaşadıklarıma bakıyorum. Allah'ım neymiş? <laughs> Gerçekten. Ben neymişim? Bu boğalarla niye bu kadar uğraşırsınız bilmiyorum. Şimdi ya da bu boğalar niye bu kadar zorlayacaktı? Hayatım zorluk çekti? boğa huzur burcudur. Bak başına ne gelirse <gülüyor> <gülüyor> gelsin. <gülüyor> bir huzur verin o zaman. Ne gelirse gelsin yaradana sarılır, yaradanla bütünleşir. Şifesiz, doğru. Dolayısıyla huzurun ne olmadığını, ne olduğunu bilmeyen bir insan için en kıskandığı kişi mutlu ve huzurlu olan insandır. Yaptığı işte uzun yıllar kalıcı ve başarılı olan insandır. Halbuki bak, e, bunu ekran başındakilere söylüyorum. İşiyle gücüyle zirvede ve başarıda olan insanlara diyorsunuz ya. Buralara nasıl geldi? Hala nasıl iş yapıyor, para kazanıyor? <laughs> Sen bunu böyle düşündükçe beş kuruş para kazanamayacaksın. Bir yere gelemeyeceksin, kendin gelemeyeceğin gibi evladın varsa, torunun varsa onu da bir yere getiremeyeceksin. İnsanlar bak niye ben bu kampları, eğitimleri yapıyorum? Niye yapıyorum? Karmadan temizlemek için. Kurban olayım ya. Kendinizi düşünmüyorsanız çocuklarınızın geleceğini, torunlarınızın geleceğini düşünün. Kıskandığınız, kınadığınız insanları zirveye çıkartıyorsunuz soyunuzu, sülalenizi fakirlik, fas fakir bırakıyorsunuz. Yapmayın. Yapmayın gözünüzü Kız seveyim. Fas fakir ne? <laughs> fas fakir yani. Fakir yine bir kurtulma şansı <gülüyor> var. <gülüyor> hani tam takır derler ya tam takır. Bak fakirin yine bir kurtulma kazanma şansı var. Fas <laughs> fakir dibinde dibi. Yani diyorsun ki kimseyle uğraşmayın kendinizle uğraşın. Ay evlatlarına yazık, çocuklarına yazık. Başka bir şey söyleyecek misin? Söyleyeceğim tabii ki de. Uğraşmasınlar boğalarla. Bakın, cuma günü güneş burcunuza geçiş yapıyor. Hiçbir şeyi kafana takma. Kim senin için ne düşünüyormuş, ne konuşuyormuş gülümse geç. Bir gün insanlar seninle konuşmazsa o zaman üzül. Sen zirvede oldukça hep konuşulacaksın ki bu hafta eviniz, aileniz, yuvanız onların sıhhati ve sağlığıyla ilgili geçen hafta belki kardeşiniz, belki anneniz, belki kuzeninizin yaşamış olduğu sağlık problemleriyle ilgili üzülmüş olabilirsiniz, endişeye girmiş olabilirsiniz. Bu hafta geçen hafta yaşadığınız, üzüldüğünüz konulara şifa bulan yakınlarınız için gönülden sevinecek ve mutlu olacaksınız. Şimdi burcunuzdaki Uranüs'ün ve Jüpiter'in oluşturacağı kombinasyonla özellikle hayatınızın genelinde önemli şanslı fırsatlar yakalayacaksınız. Yine kıskananınız çok olacak yapacak bir şey yok. Ee, Koç burcunda devam eden Merkür gerilemesi ve Merkür'ün Venüs'le kavuşumuyla zihni zihin, zihninizde inanılmaz bir açılım yaşayacaksınız. Algılamadığınız bir türlü zihninizde oturtamadığınız bazı düşünceleri net bir şekilde algılayıp oturtabileceksiniz. Aynı zamanda aşk ve evlilikle ilgili daha önce bir ayrılık, bir dağılma, bir problem yaşadıysanız bunları tamamen ortadan kaldıracaksınız. Sürekli yasal işlemler ile uğraşmakla ilgili problemleriniz varsa biraz uzak durun. Yapmak istediğiniz işleri yapmak için zorlanabilirsiniz. İçinizden gelmeyen hiçbir şeyi zoraki yapmayın. Haftanın spotu. Hayır demeyi bilin. O üzülmesin diye istemediğiniz bir şeye evet demeyin. Üzülen üzülsün. Hayır demen gerekiyorsa hayır de. Ya valla hayır demek sen diyorsun ya hani hayır demek insanın hayrınadır diye hep Tabii ki diyorsun. hayrına. Gerçekten e, eğer bir insana söylemediğim bir şey e, sende hastalık olarak kalıyor. Bak bunun en önemli örneği. Biri beni kıramaz. Ben değerliyim. Bir bana bir şey söyledi mi? Ben direkt yüzüne söyle içimde ur ben Artık ben de. içimde öğrendim. ur olacağına. Bayramda mesela. içimde görüyorlar. ur olacağına onun kafasında da patlasın. Aynen. Sen kilo mu aldın? Hani öyle insanlar vardır ya. Sen kilo mu aldın? Kantar görevi. Kilo alırsın kilo mu aldın? Zayıfladın. Sen zayıfladın mı? Ben de diyorum ki artık onlara. <laughs> kantar mısın be kardeşim? <gülüyor> Okudum onu. <laughs> ne <Neyi bana>? ilgileniyorsun <laughs> ben de? Evet 12 Burç için çok önemli haberler, önemli tavsiyeler var. Astrolojili kreçesi tek tek anlatıyor. Yapmanız gereken tek şey hem kendi burcunuzu hem yükseleninizi can kulağıyla dinlemek. İç huzursuzluğunuz varsa iç huzurunuzu arttıracak güzel bir ritüelimiz de var. Bu haftaya iyi başlayabilmek adına. Boğalardan ancak reklama gitmeden önce koşa koşa ikizlere geliyoruz. Bu hafta gerçekten ikizler Zirveyi zorlayanlar arasında. arasında. Sevgili ikizler, bir görelim bakalım bu haftayı nasıl geçireceksiniz? Neler var, neler yok? Şimdi bu hafta gezegenlerin kombinasyonu huzurunuz ama huzurunuz var ama çok hareketli bir hafta geçirebilirsiniz sevgili ikizler, yükselen ikizler, kendinizi rahat titre hissetmenizi sağlayacak konulara eğilmelisiniz kariyerinizle ilgili yükseliş beklentisi içerisindeyseniz bu yükseliş mümkün bu hafta. Kesinlikle mümkün. Özellikle haftaya sizler de ayın yengeç burcundaki ilerlemesiyle adım attınız. Kişisel finansınıza yaptığınız iş, çalıştığınız ortam, işlerinizin sonucundaki gelir beklentinize odaklanırken kazanma ve ilerleme konusunda biraz daha böyle sakin hareket etmeye ve bu hafta gerçekleşmemiş dileklerinizi her yerde herkese anlatmamaya özen gösterin. Çünkü endişe sahibi olmanıza neden olacak bazı arkadaşlarınız olabilir. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaştığınız kişilere dikkat edin huzurunuzu bozmamaları için, sizin motivasyonunuzu düşürmemeleri için. Yani e, bence bu hafta kimseyle hiçbir niyetinizi, dileğinizi paylaşmayın, anlatmayın ve konuşmayın. Motivasyonunuzun düşmesini istemiyorsanız. Bir ikizler burcu bireyi olarak hı hı. aynı zamanda cuma günü güneş Koç burcundan ayrılıyor ve Boğa burcuna geçmesiyle Jüpiter'in Uranüs'ün Boğa burcunda kavuşumuyla aldatmalara, kandırılmalara karşı çok şanslı olmanıza rağmen dikkat edin. Aldanma ve aldatılma ilişkide de olabilir, iş hayatınızda da olabilir. Gözlerinizi açın. Kiminle çalışıyorsunuz? Kiminle yatırımlar yapmayı planlıyorsunuz? Ne olur çok iyi değerlendirmeler yapın ufacık bir dikkat dağınıklığı aldanma kandırılmaya mal olabilir. Neden olabilir? Ama siz temkinli, tedbirli ve dikkatli olursanız kesinlikle aldanmalara ve kandırılmalara karşı önlem almış olacaksınız. Koç burcunda devam etmekte olan Merkür gerilemesi, Merkür ve Venüs'ün kavuşumuyla uzun zamandır görüşmediğiniz, konuşmadığınız bazı arkadaşlarınızla karşılaşmalar yapabilir ve yaşayabilirsiniz. Lütfen ortaklaşa tanıdığınız arkadaşlarınızın hayatını size konu ve mevzu eden arkadaşlarınızı dinlemeyin. Başkalarını size şikayet eden, başkalarının sırlarını size aktaran arkadaş arkadaş değildir. Bugün Size başkasını anlatan yarın sizi başkasını anlatır. Şüphesiz. O, o yüzden benim size bu hafta iki tavsiyem var. Bir, hiçbir dileğinizi, niyetinizi hiç kimseye anlatmayın. Enerjinizin düşmemesi için, olacak işlerinizin yoldan çıkmaması için bir de tanımadığınız insanlarla hiçbir işe girişim yapmayın. Zaten yeni bir niyete, yeni bir plana, yeni bir arkadaşlık ilişki kurmaya, efendim yeni başlangıçlara adım atmak için sağlıklı bir süreç ve zamanda değiliz. Neden değiliz? Merkür'ün Koç burcundaki gerilemesi devam ettiği için. Eğer sizler bu hafta dikkatli, tedbirli ve temkinli olursanız hayatınızdaki yolunda giden her şeyinizin aynı şekilde yolunda sürmesine neden olurken kafanızı ağrıtacak, sizi sıkıntıya sokacak her konudan uzaklaşabilirsiniz. Haftanın spotu. Kendine güven, güvenecek insan arama. Evet sevgili e, ikizler. Kendine yaslanırsan yere düşmezsin. Sen kendini asla yarı yolda bırakmazsın. Hiçbir zaman. Sevgili yengeçler, bak para sizde, sağlık sizde, eğitimde başarı sizde. Bir tek aşk hayatınla ilgili önemli bir uyarı var. Dikkat dikkat sevgili yengeçler. Onun nedeni de hafta boyunca gezegen kavuşumlarının verdiği etkiyle gerilemekte olan merkür gerilemesi duygusal patlamalar oh. aşırı tepkiler göste, göstermelerine neden olabilir. Yaşanmışlıkların aşırı derecede içsel dünyanızda birikimini hissedeceksiniz. Ve bu da yengeçlere aşırı tepkisel tavırlar, davranışlar gösterme etkisi oluşturabilir. Ve bu durumda Haklı olduğunuz konularda bile haksız olmanıza neden olabilir. Bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. E, bu evlilik olabilir, flört olabilir, uzun süreli bir birliktelik olabilir. Partneriniz size çok iyi olmasına rağmen... ...içinizde böyle sizi kımıl kımıl yiyen bir şüpheler olabilir bu hafta. Bir şey var ama çözemiyorum... Bir şey var ama hani vardır ya bazı anlarda hepimizin başına gelir bu. Ee, çok, ses, çok iyi bir dostluk yaşarız, çok iyi bir evlilik yaşarız ya da çok iyi bir ilişki yaşarız. Şahane destek görürüz, ilgi görürüz ama içimizdeki bir ses bir şeylerin doğru gitmediğini bize hissettirir. O kalbinizde sizi e, uyaran sinyale ne olur kulak verin. İç huzursuzluğu. İç huzursuzluğu. Bugün de bir ritüel vereceksin. Vereceğim zaten. Lütfen buna çok dikkat edin. Ne kadar sürecek bu iç huzursuzluğu? Bir, bir şey şık... anlatıyor mu aslında yengeçlere? Görünmeyeni görme, duyulmayanı duyma. Hani şimdi yengeç mutlu olmak için bazen gördüğünü görmezden gelir. Hmm. Duyduğunu duymazdan gelir. Gerçek olmadığını bilir ama iç huzuru içinmiş gibi hareket eder. Aman hayat bir gün, o da bugün. Şimdi niye takılayım, niye üzüleyim? Ne yapıyorsa yapıyor gibi. Sonra o topladığı şeyler bu hafta onun içsel dünyasında çok büyük bir toparlanma ve duygusal bir patlama yaşamasına neden olabilir. Lütfen fanatik düşünceler içerisinde olmayın. Ee, ve aynı zamanda bulunduğunuz ortamda öncülük etme isteğiniz artabilir. Dikkat Dikkat çekeceksiniz ve dikkat çekerken de hakkınızda çok fazla konuşulmasına neden olacaksınız. Ve lütfen duygusal patlamalar yapmayın. Birinin hatalarını yanlışlarını görüyorsanız e, kendinizi bir ilişkide ya da bir dostlukta bir işte hakikaten artık bezdim bıktım buraya kadarmış e, yoruldum yoluma ayırmak istiyorum kopmak istiyorumu içselleştirdiyseniz ki zaten Merkür gerilemelerinde bitişler daha keskin menet olur. Niye? Uzun bir süredir kişinin kafasında şüphe, huzursuzluk, meşguliyet durumu yaratmış konularda yaşanacak net yüzleşmeler kendilerini hazır hissettikleri bu an şimdi ise yol ayrımı yapmalarında hiçbir sakınca yok. Yani sizi aşağıya çeken enerjinizi emen tükettiğini tükendiğinizi hissettiğiniz hiçbir işi hiçbir ilişkiyi daha fazla taşımayın ve mümkün olduğunca kendinizden başkalarını bu hafta başınıza tac etmeyin. Bugün başınıza çıkardığınız yarın başınızı ezmeye kalkabilir. O yüzden aman diyorum sevgili yengeçler. Dikkat diyoruz. Dikkat lütfen. Hiç kimseye olduğundan fazla alışık olmadığı değeri verme. İş hayatında da bunu yapma, ilişki yaşamında da bunu yapma. Çünkü değer görmenin ne olduğunu bilmeyen insanlar aşırı tutku ve değerden dolayı ben neymişim olabiliyorlar. Onlar da bir süre sonra ego oluşabiliyor. Kendilerini vazgeçilmez Güzeliz. görebiliyorlar. Dolayısıyla eğer böyle bir ilişki yaşıyorsanız ve şu anda da artık bir çıkmaza girdiğinizi hissediyorsanız yol ayrımları yapabilirsiniz. Yani ee, nereden inceyse oradan kopsun. Modunda bir haftadalar ve kendinizi bir ayrılığa hazır hissediyorsanız bu işiniz de olabilir, ilişkiniz de olabilir, arkadaşlığınız da olabilir. Gerçekten hazırsanız. Sizi tüketen her şeyi Burada bırakabilirsiniz Ama dönüp bakmayın ilgilenmeyin O orada ne yapıyor diye Haftanın spotu Sen sana yetersin bunu hatırlat Hafta boyunca kendine Evet yol ayrımları yengeçler için Hayırlı bir olacak ayrıntı. Hayırlı olacak aslında Yani e, Düşünsene onu hasta eden Onu yoran Onu tüketen bir birlikteliği Niye hayatında sürdürsün neden sürdürsün? Ama yine yol ayrılım yol ayrımlarında şeye dikkat etmek gerekir. yani Hazır böyle... mıyız? Evet. Hazır mıyız? Gerçekten ben bu işi bitirmeye hazır mıyım? Ee, mantıklı mı karar veriyorum? Evet. Buna hazırsam. Bir de söylenecek ne varsa döküp gitmektense söylenecek her şeyi alıp gitmeyi deneyin. Kesinlikle. Çünkü tekrar geri döndüğünde bütün o cümleler sana çok ağır gelebiliyor. Çok doğru. Yengeç çok dikkat et dedik ya haritanın üzerine çıkmak diye bir şey var bu hafta sen de aşk hayatında bunlara dikkat edersen e, aşk konusunda bir olan yıldızı beş yapabilirsin. Evet e, şimdi enlerde yoktu bak aslan enlerde hiçbir yerde yok gördünüz program başında ama, ama güzel bir hafta ıl ıl ilerleyenler arasında aslanlar sevgili aslan hiç kimseye çaktırmadan ıl, ıl bu hafta öyle bir ilerliyorsun ki Şimdi vay e, vay aşk, para, sağlık, eğitim. E, özellikle bu hafta Güneş'in Boğa burcuna geçmesiyle her ne kadar Merkür Koç burcunda geriliyor olsa da Jüpiter'in de Uranüs'ün oluşturduğu oluşturacağı kavuşuma baktığımızda uyarılar var ama iyimser e, duygularınızı güçlenerek sevgiyi kolaylıkla dile getirebilir. Aşkın cömertliğin ...maceracı duyguların... ...hakim olduğu bir döneme adım attınız. Aynı zamanda... ...keyifli ve rahat olma isteğiniz de yoğunlaşabilir. Yani etrafında millet birbirini yiyormuş. Seni ilgilendirmiyor. Onunla anlaşamıyormuş. Beni ilgilendirmiyor. Bu beni kıskanıyormuş. Hiç etkilenmiyorum. Dediğiniz bir haftadasınız. Belki bu sabah uykudan uyandınız ve şu kararı aldınız. Alanlar yazsın Nur'a hemen. Bundan böyle kendimi kimseye feda etmeyeceğim. Bundan böyle hiç kimsenin iyi ilişkiler içerisinde olması için ilet kimsenin iletişimine karışmayacağım. Hiç kendime önem vermediğim kadar önem vereceğim. Hiç kendime değer vermediğim kadar değer vereceğim. Bu motto ile uyanmış olabilirler. Bu sabah. Güne bu şekilde başlamış olabilirler. Sevgili Aslanlar, yükselen Aslanlar. Sizler de haftaya Ay'ın Yengeç burcunda ilerlemesiyle adım attığınız için maneviyat duygunuzun çok arttığı bir haftadasınız. Hiç olmadığınız kadar maneviyatınızla bütünleşerek bir dua enerjisi ve yoğunluğu içerisinde inanılmaz tevekküllü bir hafta yaşayacak ve geçireceksiniz. Bu manevi boyutta ruhsal genişleme yaşatırken gönlünüzde de çok büyük bir açılım yaşanmasına olumlu yönde etki edecek. Yani maneviyatlarına odaklanacaklar. Güneşin boğa burcuna geçmesiyle Jüpiter'in Uranüs ile boğa burcunda kavuşmasıyla kariyer hayatınızda şanslı gelişmeler, Hmm. ...sürpriz bir şekilde önünüze gelecek. Yeni iş imkanları. Ya terfi alabilir, çok uzun süredir uğruna mücadele verdiği... ...kuramadığı, elde edemediği imkanları kendine çekebilir. Harika. Yarım kalan, tamamlanmayan, sonuçlanmayan işleriniz... ...istekleriniz ve dilekleriniz konusunda inanılmaz başarılı bir haftaya adım attınız. Ve Koç burcundaki Koç burcunda gerilemekte olan Merkür'ün Venüs'le kavuşumu eğitim hayatınızla ilgili kaçırdığınız şansı ve imkanları tekrar göz önünde bulundurarak yeni yapacağınız değerlendirmelerle eğitim ve öğrenim hayatınızda da hem öğrenme alanınızı yükselteceksiniz hem yeni bilgilere sahip olmak isterken o fırsatları oluşturmak için çaba sarf ederken o fırsatların önünüze geldiğini göreceksiniz. Ve ilerleme kaydedeceksiniz. Eğitim, bilgi alanınızda da kendinizi yükselteceksiniz. Mesleğinizle ilgili terfiyi alabilir Aynı iş alanında başka bir bölüme geçirilebilir, bulunduğunuz iş alanınızda daha fazla uzmanlaşabilir. Hani Hatta takdirin, teşekkürün çok bol olacağı bir haftayı yaşayacaksınız. Ve ben hayattan ne bekliyorum? Ben hayatımı nasıl planlıyorum? Ben ne kadar sağlıklı ilişkiler içerisindeyim? Sorgularken. Gözünüze sağlıksız görünen her şeyi de hayatınızın dışında bırakacaksınız. Haftanın spotu. Artan maneviyatınızla bize de dua edin. O kadar. Evet. Sevgili aslanlar İhtiyacı şansınız olan herkese bol olsun. dua edin. Bence en güzeli böyle kimseye çaktırmadan. Kesinlikle. Ne yaptığını söylemeden ilerleyebilmek. Çünkü hiçbir yaptığın hiçbir şeyi hiç kimseye söylemezsen onun sihri kaçmıyor. Kaçmıyor. Ama söylersen o işin sihri kaçıyor. Ve olmuyor da zaten. Tabii, olacaksa da olmuyor. Siz bu hafta doğru yoldasınız. Peki, sevgili Başaklar. Sevgili Başak hislerini kontrol edebiliyor mu? Bu hafta e, özellikle... Ki Başak eder bak. Burada çok önemli bir soru sordum. Aslında sizin farkındalığınızı arttırmak için. Normalde hep edersin ama bu hafta dikkat dikkat sevgili Başak. Evet bu hafta hem kendiniz adına hem başkaları adına hissettiğiniz her şeyi kontrol altına aldığınız takdirde çok daha rahat edecek çok daha huzurlu olacaksınız. E, lütfen hislerinizi düşüncelerinizi kontrol altına almanız gereken Önemli bir haftadasınız. Şimdi bazen e, çevrenizdeki en yakınlarınız, bazen çevrenizdeki e, en uzak gibi görünen ama en yakınınızda olmak isteyen bazı kişilerin hayatlarıyla ilgili olup biten bazı şeyleri görebilir ve onları uyarmak isteyebilirsiniz. Size kendi hayatıyla ilgili bir şey danışmayan kişilerin uyarmayın uyarmayın. Başkalarının hayatına karışmayın. Başkalarının kararlarını değiştirmesi için onları zorlamayın. Bu sizin kardeşiniz de olabilir, komşunuz da olabilir. Aynı işte çalıştığınız bir iş arkadaşınız da olabilir. Eğer o insanları başınıza daha sonra sorun olarak almak istemiyorsanız benden sizlere tavsiye kendi işinize bakın, kendi hayatınıza konsantre olun, başkalarının düşüncelerine karışmayın. Yeni mi adımlar atabilir, duygusal patlamalarda yaşayabilirsiniz. İlişki anlamında yeni bir beraberliğe başlamak için kalbi boş olan bir başaksanız yeni adımlar atmayın. Çünkü gerilemekte olan Merkür, Venüs'le de bir kavuşum yaratacak bu sağlıksız kadınların ya da sağlıksız erkeklerin yalnız olan kişilerin hayatına girmesine neden olabilir Oo. ve bu da duygusal derin patlamalar yaşanmasına etki edebilir ve neden olabilir. Yani bunları başaklar mı yaşayacaklar? Evet lütfen yeni insanlar tanıdığınızda tanışın e, sevgiyle yollarını açık edin çünkü bu dönem hayatınız alabileceğiniz yeni kişiler ...başınıza dert, hayatınıza mevzu ve mesele olabilir. Peki eskiden tanıyorsak? Ee, eskiden tanıdığınız, yaşadığınız, bitirdiğiniz dostluklara da... ...ilişkilere de şans bir daha vermeyin. Kesinlikle. Denenmişi asla denemesinler. Hayır, mesela bir ilişkisi yok ama eskiden tanıyor, o... E, ...ilişki aşka dönüşte olabiliyor mu? Hayır olmuyor. O Önceden arkadaşıydı. Hoşlanma varsa. Yok yok onu sormuyorum. Merkür geriliyor ya şimdi. Yok başlanmaz Nurcum. Olmaz. Başa mı? bela olur. Hadi. Gözünden yaşı başından ağrısı eksik olmaz. Tövbe. Bu dönem böyle bir ilişkiye başlarsa... ...aman dikkat diyorum. Ve aynı zamanda bazı... söylemesi. Yani bazı küçük başarıları elde edebileceğiniz bir haftadasınız. Ee, kararlı bir şekilde... Ani değişimler yapmadıktan sonra sevgili e, Başaklar ve bu hafta ayrıca sizler de Ayın Yengeç Burcunda ilerlemesiyle haftaya başladığınız için uyarıyor gökyüzü. He, kendi hedeflerine odaklan. Kendinle ilgili neleri belirledin? Nelerin üzerinde kafanı yoruyorsun? İşin mi, eğitimin mi, kişisel gelişimin mi? Kendi hayatına odaklan, hedeflerine odaklan. Güneş'in Boğa Burcuna geçmesiyle, Jüpiter'in Uranüsle Boğa Burcunda kavuşum yapmasıyla, yurt dışı bağlantılı eğitim ve işle ilgili işleriniz varsa başarılı sonuçlar alacaksınız. Haftanın spotu. kendinle bütünleş, kendinle çok ilgili ol bu hafta. Evet, dikkat dikkat sevgili teraziler, siz de ellerde yoktunuz ama enler size geldi. Evet. Bir gelsin bakalım. Şimdi hiç Paniğe gerek yok. Aşk konusunda zaten sizi uyarmıştık reklama gitmeden önce. Yeryüzünün en zariflerine, aşkla ilgili ne söylüyorsun? Uyarın Şimdi ve tecrüben. Şimdi e, teraziler bu hafta öyle bir haftadalar ki... ...bazı sorunlarını kolaylıkla çözebilecekleri... ...sorun ettikleri problemlerin aslında hayatlarında... ...problem olmadığının farkına varacakları... ...önemli bir sürece adım attılar. Korku ve endişelerinizden arınmaya özen gösterdiğinizde çok rahat bir hafta yaşayabilir ve geçirebilirsiniz. Maddi konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şimdi uzun süredir bir işte çalışan ya da bir işi kurmuş ama istediği geliri elde edememiş, bir terazi bireyi bizi izliyorsa, işim sürecek mi, bitecek mi? İşte kalacak mıyım, çıkartılacak mıyım? kurmuş olduğum iş düzeni batacak mı çıkacak mı gibi bin bir sorunuz varsa kafanızın içerisinde hiç merak etmeyin sevgili teraziler yükselen teraziler sizler de haftaya ayın yengeç burcunda ilerlemesiyle adım attığınız için kariyerinize hiç olmadığınız kadar odaklanacağınız bir haftadasınız. Hadi bakalım. Yoruldum dediğiniz, soğudum dediğiniz, çalışmak istemiyorum dediğiniz işlere ısınacaksınız. Hani vardır hiç ayağım işe gitmeye gelmiyor, e, yola çıkmak istemiyorum, bu işte kalmak istemiyorum diye çalıştığınız işlere duyduğunuz öfkeden, soğukluktan ya da nefretten kolaylıkla sıyrılıp, arınıp kariyerinize ve işinize odaklanacağınız. Mesafe durdukları her işte mesafe ortadan kalkıyor. Kalkıyor ve odaklanabiliyorlar, daha rahat konsantre olabiliyorlar. Güneşin boğa burcuna geçmesiyle ve Jüpiter'in, Uranüs'ün boğa burcunda kavuşumuyla ...ortaklı ve finansla ilgili şanslı gelişmeler, sürprizler karşınıza çıkabilir. İstediğiniz para istediğiniz kariyer, istediğiniz kazanç bekliyordum ayağıma geldi. Bekliyordum bana sunuldu. Verildi diyebileceğiniz ve bunların kutlamasını net bir şekilde yapıp yaşayabileceğiniz çok önemli bir haftadasınız. Aynı zamanda Koç burcunda gerilemesine devam eden Merkür'ün Venüsle kavuşmasıyla daha önce niyetine girdiğiniz Anlaşma ve sözleşmeleri imzalayabilirsiniz. Daha önceden beklediğiniz olacak mı olmayacak mı diye sizi tüketen düşündüren işlerin anlaşmasını ve sözleşmesini yapabilirsiniz. Hadi Bir terazi bireyi olarak kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarda konsantrasyonunuzu arttırarak kendinizi kolaylıkla geliştirecek yenileyeceksiniz. Ama bunlar zaten sizin uzun süredir üzerinde kafa yorduğunuz eğitiminizle ilgili, kişisel gelişiminizle alakalı, kendinizi geliştirmek ve eğitmek istediğiniz her alanla ilgili cesur adımlar da atabilirsiniz. Ayrıca sosyal ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınızda hayatınızdan çıkarmış olduğunuz Uzun yıllar süren arkadaşlıklarınız ya da mesafe koyduğunuz bazı dostlarınız hatalarını fark edip size geri dönüş yapmak isteyebilirler. Ama ve kırıldığınız, incindiğiniz, üzüldüğünüz, zarar gördüğünüz, noktaladığınız beraberliklere bu hafta şans verme konusunda gelen tekliflere kapıları açmayın, kapalı kalsın. Ne kadar süreyle? 10 gün e, kadar süreyle. Yani bugün ayın 15'i 25'ine kadar. 25'ine kadar çok temkinli ve dikkatli olsunlar. Haftanın spotu. Hiçbir konuda denenmişi deneme. Aslında bu var. Bütün burçlara bir spot yani. Kesinlikle. Ama e, 25'inde Merkür gerilemesi bitiyor. 26'sında 26, sona eriyor. İki günde gölge etkisi oluyor. Evet. Galiba, değil mi? Yani, yani 28'ine kadar, 28 kadar ee, ...yeniliklerden, ani kararlardan kaçınmaya özen gösterelim. Aslında kaçınmak da doğru bir kelime değil. Kaçtığımız her duygu bizi takip eder. Uzak kalmaya özen gösterelim. Evet. Mümkün olduğunca. Sevgili Akrep, iç huzurunu yakalamak istiyorsan... ...bu hafta bir spotumuz var sana. Özellikle bir tavsiye de var 12 Burç için bir ritüel var iç huzuru yakalamak isteyenler için ama Akrepler galiba bunu özellikle yapması gerekiyor çünkü bu hafta sevgili Akrepler kendi kabuğuna çekilmek istiyorlarmış. Neden? Evet. Şimdi bazen hani insanın bazen yalnız kalmaya da ihtiyacı oluyor. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu özellikle Akrepler için bireysel hayatlarında ve yaşamlarında kendi kabuğuna çekilme isteğini çok arttıracak yani yalnız kalmak kafayı dinlemek hı hı. efendim onu yoran onu tüketen düşüncelerinden arınmak temizlenmek her konuda bir steril olmaya ihtiyaç duydukları bir haftadalar elinizdeki ee, elinizdekileri korumaya özen göstermeniz gerekiyor. Maddi konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şimdi elinizdekileri korumaya özen gösterinden kastım şu. Bir para biriktirmiş olabilirsiniz. Ya da bir altın biriktirmiş olabilirsiniz. Çok değer verdiğiniz bir yakınınız zora düşebilir. Dara düşebilir. Ee, ve birikimlerinize ihtiyaç duyup verebilirsiniz. Ee, gerçekten o çok güvendiğiniz yakınınıza e, araştırmadan birikimlerinizi yardım amaçlı dağıtmamaya özen gösterin. Yani bugün yardım ederken yarın yardıma ihtiyacı olan insan durumuna düşme olasılığı da sizin elinizde. Yani borç vermesinler. Benim tavsiyem kimseye birikimlerini vermesinler, emanet etmesinler ve borç vermesinler. Yani kesinlikle. Genelde e, beni en çok korkutan şey bir haftalığına borç isteyenler. E, bir haftalığına o zaman bir hafta sonra ya ertele benden borç alacağına. Ya da bir aylığına. Dolayısıyla ne olur bu hafta borç işlerine ve alışverişlerine karşı çok temkinli, çok tedbirli ve çok dikkatli olmaya özen göstermeniz gerekiyor. Sevgili akrepler, yükselen akrepler. Sizler de haftaya ayın yengeç burcunda ilerlemesiyle adım attınız. Eğitim hayatınıza odaklanacaksınız. Kendinizi geliştirmeye odaklanacağınız önemli bir haftadasınız. Özellikle öğrenci bir akrep burcuysanız Belki biraz haylazlık yaptınız, derslerinizi ihmal ettiniz, sınavlarınızı kaçırdınız, gerekli titizlikle çalışmadınız. İşte bu hafta gezegenlerin kombinasyonu daha çok çalışmam gerekiyor, başarılı olmaya odaklanmam gerekiyoryu hissederek içselleştirmenize e, inanılmaz katkıda bulunacak, destekleyecek sizi bu enerji. Dolayısıyla eğitiminize konsantrasyonunuzu arttırarak odaklanıyorsunuz. Güneşin karşıt burcunuz Boğa burcuna geçmesiyle ve Jüpiter'in Uranüs ile Boğa burcunda kavuşmasıyla evlilik ve ikili ilişkilerinizle ilgili şanslı gelişmeler sürpriz bir şekilde hayatınıza etki edebilir. Yani bir kırgınlığınız varsa, kırgınlığınız bitebilir. Sizi gücendirmiş bir hayat arkadaşınız varsa, sizden özür dileyebilir. Size resler yapmayan bir partneriniz varsa, sizin yüzünüzü güldürecek resleri size yapabilir. Sizi bu hafta aşk inanılmaz derecede mutlu edebilir, huzurlu kılabilir. Yani çok romantik dolu dolu bir aşk haftasındalar akrepler ki güneşin boğa burcuna geçmesiyle zaten evlilikle, beraberlikle, duygusallıkla ilgili inanılmaz romantizmin doruk noktada yaşanacağı bir haftadasınız. Dolu dizgin bir aşk haftasındasınız. Aynı zamanda netleşmeyen işlerinizde net sonuçlar elde edebilirsiniz. Koç burcunda gerilemekte olan Merkür'ün Venüs'le kavuşum yapması sağlığınız ve evcil hayvanlarınızın sağlığıyla ilgili bir tedaviye başlayabilirsiniz ya da bir tedaviye başladıysanız şifa ile ilgili önemli haberler alabilir, önemli sonuçlar elde edebilirsiniz. Hı hı. Haftanın spotu borç para vermeyin kimseye. Evet yoksa bugüne kadar kazandığın, köşeye attığın ve gerçekten çabaladığın her şey elinden gidebilir. kayıp gidebilir. Zaten üç günlük dünya diyoruz. Üç günlük bir dünyada altı gün işe gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zaten çok zor para kazanıyoruz ve kenara atıyoruz. Çok ak iyiydi. Rap, üç günlük dünyada altı, altı gün, gün işe <laughs> gidiyoruz. Öyle derler üç günlük dünya. E üç günlük dünyada altı gün niye işe gidiyoruz? <laughs> Tabii işin latifiyası ama, ama akrep dikkat et bu hafta. Yaylar. Aa duygusal gerginlikleriniz mi varmış sizin? Bak yaya da hiç gerginlik yakışmaz yani. Önce sağlıklarını söyle Nuraycığım. Sağlıklarında ne var yayların? Şimdi e, sevgili yaylar sağlıkla ilgili e, özellikle damar yolu rahatsızlıkları Allah muhafaza. Bu, bu, bu astroloji bir olasılık. Hı hı. E, dizlerinize, bacaklarınıza, kolesterolünüze yaşı ileri olanlar artık gençlerde bile var. Damarla ilgili rahatsızlıklara karşı dikkatli, temkinli ve tedbirli olmanızda fayda var lütfen. Yani sağlığınızı çok önemseyin. Ben... Damar sağlığı mı? Damar sağlığına dikkat etmelerinde fayda var kesinlikle. Şimdi sevgili yaylar, yükselen yaylar, zayıf ve hassas olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Duygusal gerginlikleriniz artabilir. Geçmişte kalan sorunlarla yüzleşmek sizi zorlayabilir. Şimdi hatalarınızla da yüzleşebilirsiniz. Bir ilişki yaşayan bir yaysanız, bir ilişkinin yanında olmak, ona kendinin sevgisini hissettirmek, var olduğunu bilmek, tutkuyla, duyguyla bir arada olmak şahanedir. Partnerinizle ne kadar ilgilisiniz? Ne kadar ona katkıda bulunuyorsunuz? Ee, onu ne kadar seviyorsunuz, onun tarafından ne kadar seviliyorsunuz. Bunlara çok yoğunlaşabilirsiniz bu hafta. Hatta süre gelen bir ilişkiniz, bir beraberliğiniz, evliliğiniz, uzun soluklu bir birlikteliğiniz varsa gereksiz kuruntular, evhamlar yapabilirsiniz. Seviyor mu, sevmiyor mu? Eskisi kadar beni arzuluyor mu, arzulamıyor mu gibi. ...gereksiz kuruntular ve kuşkular yaparak ilişkinizin enerjisinin bozulmasına neden olabilirsiniz. Aynı zamanda insanın kendine ait yanlışlarını görmesi ve bunları düzeltmesi muazzam bir servet. Yani bir insan hata yaptığını bilip Tabii. bu hatadan arınırsa hem kendine çok büyük bir iyilik yapar hem çevresine daha iyi bir insan olabilir... O yüzden ola ki ilişkilerinizle ve iletişiminizle ilgili hatalarınızı görürseniz, kendinizi suçlamak yerine, kendinizi törpülemeye, yanlıştan arındırmaya özen gösterdiğinizde ruhsal açıdan çok rahat edeceğinize emin olabilirsiniz. Aynı zamanda e, zayıf olduğunuz anlarda da ruhunuzu güçlü tutabilecek alanlar oluşturmaya özen gösterin. Çok fazla kafanızın ses kaldırmadığını düşündüğünüz anlarda mümkünse yalnız kalmaya, size eğitecek, zihninizde huzur hissettirecek filmler izleyebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz, yalnızlığınızı keyifli bir hale getirebilirsiniz. Yani Kendinizi iyi hissetmek, dinamik hissetmek, enerjinizi yükseltmek istiyorsanız bu hafta kişisel gelişiminize yatırım yapmaya, huzur verecek ortamlar oluşturmaya özen gösterin. Şimdi biliyorum sosyal hayatınızda ve arkadaşlıklarınızda bazı insanların görünmeyen yüzlerini, riyakarlıklarını ve oyunlarını gördünüz. Bu hayatta... Ee, Uyduruk insanlar olduğu kadar çok düzgün insanlar da var. Şüphesiz tabii. Kesinlikle. Yani bir insana güven kaybettin diye bir insanın kötülüğünden dolayı on kişiliği de kötü görmek en büyük haksızlıklardan birisidir. Yani insana güven duymadan yaşam olmaz. Hani kimseye güvenmiyorum. E, hatta yay burcu olan bir arkadaşımla konuştum dün akşam. Onu hatta... Dedim ki bak yayına gitmeden sana anlatıyorum. Sen bu hafta anlattığım moddasın. Hiç kimseyi sevmiyorum diyor. E, ama yalnız da olmuyor diyor. Dedim ki bak hayatım... ...güven duy. Önce kendine güven duy. Sana iyi gelecek alanlar oluştur. Biraz yalnız kal bu hafta. Bir tek ol. Bir tekliğinin keyfini yaşa. Bir ruhunu detokstan geçir. Arın temizlen. Sizler de bunu yapın. Yani... Her önünüze geleni suçlamayın. Her önünüze gelene küperi gözlerle bakmayın. Endişe ve huzursuzluk duygunuzu arttıracak düşüncelerinizi coşturmamaya özen gösterin. Cuma'ya kadar buna özen gösterin. Güneş Cuma günü boğa burcuna geçmesiyle birlikte çalışma hayatınızla, işinizle ilgili muhteşem fırsatlar da önünüze Aynı gelecek güzel. haftanın spotu. Ruhuna çok iyi bak. Evet kendini kendin özel hissettir. Yani sözünü, davranışını tartarak söyle, tartarak yap ki aldığın cevaptan incinme. Tabii. Değil mi? Kesinlikle. Sevgili Yay. Peki oğlaklar ee, söylemlerini esirgemeyen cesur yürekler sevgili oğlaklar. Peki her doğru her yerde söylenilir mi? Ya ben doğru bildiğimi söylerim diyorsanız bu hafta özellikle dikkat etmeniz gerekiyor sevgili Oğlak. Şimdi bu hafta gezegenlerin kombinasyonu duygusallığınız olayları değerlendirirken yanılgıya sebep olabilir. Çok duygusal olabileceğiniz bir haftadasınız. O yüzden yanılgıya sebep olabilecek düşüncelere e, dahil olmamaya. Özen gösterin. Kendinizi yalnız, desteksiz kalmış hissedebilirsiniz. Ee, söylemeniz gerekenlerin aksini istemeden söyleyebilirsiniz. Yani konuşurken çevreniz iş çevrenizde, iş arkadaşlarınızla ilgili e, ya da sosyal çevrenizde, dostlarınızla, ahbaplarınızla, arkadaşlarınızla ilgili konuşmalar yaparken. Lütfen temkinli, tedbirli ve dikkatli olun. Ne gerekesinler? Eee patavatsızlık yapma olasılıkları çok yüksek. Ola. Evet. Yani e, sevmediği, istemediği bir şeyleri paldır küldür konuşabilir ki bak bu kadar dikkatli olan bir burç bile istemediği anlarda istemediği cümleler kurup kendi başını ağrıtabilir. Hmm. O yüzden Özellikle benim iş hayatlarında mı aşk hayatlarında mı? hem aşk hayatlarında iletişimin olduğu her yerde bu her alanda ve her yerde düşünerek konuşmaya özen göstermenizi rica ediyorum sizden. Gök Kubbe diyor ki sözüne, gözüne dikkat et, yanlış değerlendirmeler yapma, paldır küldür konuşma başını ağrıtmak istemiyorsan. Sizler de bu hafta karşıt burcunuz yengeç, ayın yengeç burcunda ilerlemesiyle haftaya adım attığınız için ikili ilişkilerinize odaklanırken kuşkuları, kaygıları, şüpheleri, endişeleri bir kenara bırakın. Cuma günü güneşin koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçmesiyle Jüpiter'in Uranüs'le Boğa burcunda kavuşmasıyla iş ve çalışma hayatınızda o kadar güzel sürpriz gelişmeler yaşayacaksınız ki. Ay hadi gecikmiş paralarınız gelecek. Üzerinde çalıştığınız işlerin başarılı sonuçlanmasının haberlerini duyacaksınız. Yurt dışı seyahatlerine çıkabilirsiniz yaptığınız anlaşmalardan beklediğinizin üzerinde çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Çalıştığınız mevcut iş düzeninizde terfi alabilirsiniz. Maaşınıza zam gelebilir. Kariyerinizde, konumunuzda, beklentinizin üzerinde bir önemlilik, liderlik etme, ön planda olma durumu yaşayabilirsiniz. Yeter Ve ki sözlerine dikkat et diyorsun. Sadece konuşurken iletişimin her alanında dikkatli sözler seçerek konuşmaya özen gösterin. Hele hele çalışma ortamınızda yaşayacağınız başarı ve yükseliş birçok insan tarafından kıskanılmanıza efendim çok göz önünde bulunup dikkatlerin üstünüzde toplanmanıza etki eden neden olan durumlar yaşayabilirsiniz. Ee, olabilir bazen bazı insanlar bazı insanların ilerlemesini istemeyebilir bu da onların sorunu neden sevilmiyorum niye kıskanılıyorum niye takdir edilmiyorum diye şikayet etmek yerine herkes herkesin kıymetini bilmek zorunda değil herkes herkesi sevmek durumunda da değil Hiç ama değil. saygı duymak zorunda herkes herkese ama Artık insanlar saygı duymuyorsa da duymuyorlar. O tarz insanlarla da görüşmemeyi tercih edin. İlgilenmemeyi seçin. Çünkü bu hafta siz öyle bir parladığınız dönemdesiniz ki isteyeceksiniz ki şimdi Oğlak başarılı gördüğü herkesi destekleyen, takdir eden bir burçtur. İstiyor ki herkes onun gibi olsun. Bak ben başarılı oldum kutlamadın. Şimdi kalkıp seni kutlamayan birine ne oldu? Beni niye kutlamadın? Kıskandın mı diyebilme olasılığın var. Aman sakın bunu yapma. Görmedi, görmesin. Takdir etmedi, etmesin. Kutlamadı, bırak kutlamasın. Sen bu hafta elde edeceğin başarılarla hem iş hayatın adına, hem eğitim hayatın adına kendin kendinden emin olduktan sonra Başkalarının seni takdir etmesini bekleyerek bir de takdir edilmediğin anlarda kendi kendine suçluluk duygusuna girme. Niye ben bu insanlara ne yapmış olabilirim e, sevilmiyorum, ne yapmış olabilirim onaylanmıyorum, ne yapmış olabilirim de kutlanmıyorum, takdir edilmiyorum diye kendini suçlama. Sen kendini kutla, kendin için yeterli ol, kendinden emin ol özellikle anne ve babanızın sağlık durumuyla alakalı ufak tefek problemler olduğunda da fazla kaygılanıp korkularınızla aile büyüklerinizle korkutmamaya özen gösterin. Haftanın spotu. Kendinle gurur duy. <laughs> Sevgili oğlak. E, şimdi oğlaklar bana tek tek yazıyorlar. Ah keşke yani dilimizi tutabilsek, keşke konuşmasak. Sevgili arkadaşım Barış o da yazmış. Ay keşke hani dilimi tutabilsem. Ama bu hafta ne olur, kendi iyiliğiniz için, kendi iyiliğiniz için, kendinizden ödün vermeyin. Ee, kendi ruhunuzun kalitesinin bilincinde olun. Ee, sizler huzur odaklı yaşamayı seviyorsunuz, ama herkes sizin gibi olmak zorunda değil. Kafanızdaki düşüncelerinizin hepsi mantıklı anlıyoruz, ama yasal değil. Yani şu anda söylememeniz gerekiyor sevgili oğlak. 28'ine kadar mı onların da 28'ine kadar kesinlikle. Yani aslında Nur şöyle bir şey var. Bu e, gezegen kombinasyonları e, yaklaşık 21 Nisan'a kadar olan süreç çok gerilimli olmak için. Yani patlamak üzereyim durumunda olabilirsin. İnşallah bu uyarını dikkate alırlar da. Çünkü baksanıza işiniz çok güzel, yükselişiniz evet. var, para geliyor. Ama söyleyeceğiniz bir cümleyle bunu mahvedebilirsiniz. Yapmayın lütfen. Sevgili kovalara geçiyoruz. Kova'yı anons ederken en nerede dedin ki, kova sabreder 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 her şeyi içine atar ama o kova'yı bir boşalttı <laughs> mı? Hayatının şokunu yaşatır. Ki bu şokunu hafta yaşatır. ...hayatınızın şokunu yaşatabilecek olaylar yaşayabilir sevgili kovalar. Ama konular. bak dert tasa yapan iki tip kova vardır. Bir boş kova bir dolu kova. Ben yani Bir kere demiştim ya tın tın ses hı hı. çıkaran. Dolu olduğu için hiç çıkarmayan. Şimdi iki tip kova. Özellikle 21 e, Ocak e, 3 Şubat'a kadar olan kovalar çok dolu kovalardır. 3 Şubat 19 Şubat arası olan kovalar ise e, diğerlerine göre daha şeydir. ben merkezlidir. E, İncildi mi o onun sorunu? Kırıldı mı o onun sorunu? Hı hı. E, çileli olanlar 6 Şubat'a kadar olan kovalar. Öte, e, gamsız demeyelim, e, ben ilkesiyle yaşayanlar, hani e, insanların kirini pasını kendi bir... ...kovasına, heybesine doldurmayan kovalardır. Kesinlikle. Ben o 6 Şubat'a kadar olan kovaların yerine geçtim şu anda çalışa çalışa. Çalışa çalışa ben artık kafama tokadan başka bir şey takmıyorum örneğin. Yusuf üç gün. vallahi sadece toka takıyorum. Hiçbir şey takmıyorum. <laughs> ne dedik? Üç günlük dünyada. Zaten altı günlük çalışıyoruz. bana ne? <laughs> Benim için böyle düşünüyor. Düşünsün. Düşünsün. O onun sorunu. Ben öyle olmadıktan sonra bana ne? E peki kovalarcığım ne yapsınlar? Şimdi bu hafta özellikle yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler. Kendinizi fazlasıyla mutlu ve iyimser hissedeceğiniz bir döneme girdiniz. Gözünüz aydın olsun iyimserliğiniz ve yardımseverliğinizin suistimal edilmesi olası. Ben vicdanlı oluşunuzdan, merhametli oluşunuzdan, yardımseverliğinizden sakın vazgeçmeyin. Ama suistimale açık bir haftada olduğunuz için kime yardım ediyorsunuz? Niçin yardım ediyorsunuz? Bunu araştırarak yardımcı olun insanlara. Ezbere yardımcı olmayın. Bakın iyi insan, vicdanlı insan, merhametli insan, şahane insan grubunda olan insan. Ama bazen bazı insanlar da iyimser, vicdanlı ve merhametli insanları sömürme ya açıktır. O yüzden sizler de ayın 28'ine kadar yardımcı olduğunuz ya da olacağınız kişilere karşı araştırmacı olmayı, ezbere, yardım, severlik ve iyilik etmemeye özen gösterin. Buna çok dikkat edin. Olayları abartılı tepkiler vermekten kaçının. E, gürültü patırtı çıkarma olasılığınız da çok yüksek. Bağıra bağıra konuşmak yerine tane tane sakin sakin konuşmaya özen göstermenizi Bu konusunda uyarı yapıyor gökyüzü. Çünkü bazı laftan sözden anlamayan birçok insan sizi çıldırtabilir etrafınızda. Bunlar aile fertlerinizde de olabilir, iş çevrenizde de olabilir, Ar sosyal hayatınızdaki arkadaşlarınızdan da olabilir. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sizler de ayın yengeç burcunda ilerlemesiyle haftaya adım attığınız için sağlığınıza, Özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Özellikle uyaracağım bir bölge var. Sindirim sistemi, e, karın bölgesi, bağırsaklar, mide aman diyorum. Sağlığınıza özen gösterin. Eğitiminize de çok özen gösterin. E, bugün öğrenmeniz gerekenleri yarın öğrenirim diye ihmalci olmayın. Haftanın spotu yardımcı olurken araştırmacı olun insanlara. Sevgili Kova, yorgundum, incindim ama dimdik ayaktayım diyorsun. Bu hafta senin için çok stresli bir hafta olacak herhalde değil mi? Çok. Gerilimli bir hafta. Ee, yani nankörlüğe ve kötülüğe tahammülü olmadığı için bir takım nankörlükleri de görebilirler. Hayat insana her şeyi öğretiyor. Valla şu hayatta insanı ayakta tutan tek iki şey biliyorum. Biri sağ ayağım, biri sol ayağım. <laughs> Gerçekten yani hiç kimseye güvenme. Kendine güven, kendine yaslan. Aynen Balıklar, öyle. Siz kime güveniyorsunuz ya da güvenmiyorsunuz? Birlikte olduğunuz kişilerle bir sorun yaşıyor musunuz? İkili ilişkilerde, aşk hayatınızda, iş hayatınızda. Valla bu hafta bağımlılıklarınız artabilir. Kimseye bağımlı olmayın, bağımsız olmaya özen gösterin. Gezegenlerin kombinasyonu uyarıyor, birlikte olduğunuz kişilere bağlılığınız artabilir. Bakın sevmek başka bir şey, yapışıp Bağalılık kalmak başka, başka, başka bir şey. şey. Bağımlılık enerjisinden arının varsa eğer böyle bir şeyiniz. Evli olabilirsiniz, bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz, ee, ay olmadığı zaman nefes alamıyorum, onsuz ne yaparım gibi duygular içindeyseniz derhal bu duygulardan arının, kendinizi yormak, tüketmek, hasta etmek istemiyorsanız, içinize kapanmanızı engelleyecek bir uğraş bulun. Hobileriniz olsun ya, hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyün. Hiçbir şey yapamıyorsanız da örgü örün. Yani kafanızı, zihninizi meşgul edecek bir şeyler yapın. Bulmaca çözün, kitap okuyun. Kesinlikle kendinizi oyalayın. Tamamen oyalayın. İnsan kendine oyaladığı anda resmen ruhunu tedavi ediyor. Samimiyetle söylüyorum. E, ve benim sizlere önerim, örnek veriyorum. İlle evinizin bahçeli olmasına gerek yok. Bir saksı alın. Domates alın dikin, maydanozu alın dikin, saksıya dikin ya. Ya bak benim anneciğim apartman dairesinde yaşıyor, Leğene dikmiş her şeyini balkonda. Ben Çok dün bütün gün yan bahçemde domatesimi ektim, taze fasulyemi ektim, maydanozumu ektim, salatalımı ektim. Gidiyorum suluyorum. Ne güzel bir şey yapın. Yani illa bahçeli bir evinizin olmasına gerek yok. Ya saksı alamıyorsanız plastik bir leğene dikin, bakın balkonunuzda toprakla uğraşın, toprak enerjinizi yükseltin. Ve bedeninize birikmiş bütün stresten, bütün negatif enerjiden toprakla uğraştığınızda arınıyorsunuz. Aynı zamanda içinizi kapanmanızı engelleyecek uğraşlar bulundan kastım, ruhunuza iyi gelebilecek her şey sizi enerjisel anlamda da yükseltecektir. İş hayatınızda planlı programlı olmaya ve çalışmaya özen gösterin. Şimdi sevgili balıklar, yükselen balıklar. Sizler de ayın yengeç burcunda ilerlemesiyle haftaya adım attığınız için uyarıyor gök kubbe. Hobi geliştir, hobi geliştir, hobi geliştir. Zihnini olumsuz düşüncelerden arındıracak uğraşların olsun. Hobileri olmayanların fobileri olur. O fobiler de belli bir süre sonra kurtulmadıktan sonra hastalığa dönüşür. Ruha sıkıntı verir. O yüzden ne olur hobilerinize odaklanın. Cuma günü Güneş'in Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçmesiyle Jüpiter'in Uranüs'ün Boğa burcunda oluşturacağı kavuşumla kardeşleriniz, kuzenlerinizle ilgili ...şanslı sürpriz, gelişmeler, haberlerle karşılaşabilirsiniz. Trafikte temkinli, dikkatli olmaya özen gösterin. Haftaya, pazartesiye kadar kazalara açık olabilirsiniz. Allah muhafaza. Allah Araba kullanan mesela. bir balık burcu, şoförlüğü olan bir balık burcuysanız... ...dikkatli araba kullanın. Bilmediğiniz kişilerin... Arabalarına binip seyahat etmemeye özen gösterin. Yani trafikte her konuda çok dikkatli olmaya özen gösterin. Koç burcunda gerilemekte olan Merkürün Venüs ile oluşturacağı kavuşum kişisel finansınızda kazanç konusunda kazancınıza kazanç kat kattabilecek e, söyleyemedim kazancınıza kazanç, kazanç katma katabilecek konusunda Düşünceler, yenilikler, öncesinde düşünülmüş, oluşturulamamış, daha önce planlanmış, gerçekleşmemiş birçok işiniz işe gelire ve paraya dönüşebilir. Hı hı. Ve maddi açıdan bu hafta yeter ki kendi ruhunuzu kirletmediğinizde, negatif enerjinizi arttırmadığınızda işinize konsantre olarak kendinizi geliştirmeniz gereken alanlarda disiplinli ve düzenli çalışarak kendinizi geliştirdiğinizde para kazanma konusunda da kariyerinizde ilerleme hususunda da bence şanslı bir haftadasınız. Üç tane olaya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bir ilişkilerde bağımlılıktan uzaklaşma. Hı hı. İki hobi oluşturup kafaya hiçbir şeyi takmama. Üç bilmedikleri tanımadıkları insanlarla hiçbir işe girişim ve yenilik yapmamaya özen göstersinler ve düzenli disiplinli olarak bugünün işini yarına bırakmamaya kendinize ve asıl verdiğiniz sözlere karşı <laughs> sadık olmaya özen gösterin duygusal açlıktan dolayı yiyorsanız eğer hemen yemeği de bırakın duygusal açlık çeken balıklara uyarım. Haftanın spotu. Yemek yeme. Şarkı söyle, kitap oku, gez, toz ama yeme. İstersen çaresini istemezsen çok bahanesini bulursun. Bence çare ara. Müzik